bizler gene El Emeği Gözlüğü programı olarak bu hafta Olgunlar'daki halk eğitimdeyiz. Yanımızda hocam bizlere halk eğitim hakkında, Olgunlar'daki halk eğitim hakkında bilgi verecek. İlk önce kendini tanıtacak. Buyurun hocam. Ben Dilber Zürel. Olgunlar ek binasındayız. Mehmet Zekin karşısındayız. Geçen yıl faaliyete geçti bizim kurumumuz. Bu yılda devam ediyor. Tabii ki bütün vatandaşlarımızı, bu çevrede olanları isteriz kursumuza gelsinler. Gayet güzel bir yer. Gayet ortam çok güzel. Hem sosyal aktiviteler açısından, hem el emeği göz nuru açısından, hem aynı zamanda ekonomide faydaları oluyor kendileri için. Onun için Olgunlar halkını buraya bekliyoruz. Şimdi hocam, Olgunlar Mehmet Zeki İlköğretim karşısında, evet, değil mi? Evet, karşısında. Karşısında kaç katlıydı bu bina? Ya, dört katlı. Dört katlı bir binada hizmet veriyorsunuz. Evet, evet. Burası geçen sene açıldı, değil mi? Geçen sene açıldı. Burada gördüğüm kadarıyla nakış var, dikiş var. El sanatları, yani hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. İşte Brezilya nakışı, Antep işi, iğne oyası, kurdele nakışı, tel kırma özellikle. Yani daha da çok sayabilirim. Evet. Her tür teknik var. Evet, Seyhan hocamız yanımızda. Seyhan hocamız da gene el sanatları hocası. Evet, ve Olgunlar'daki halk eğitimindesiniz. Evet. Siz de mi geçen seneden beri buradasınız hocam? Evet, geçen yıldan beri buradayım. Bu arada ben Seyhan Bingöl. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Onur verdiniz. Geldiniz buraya. Geçen yıldan beri buradayız. Bugün ikinci yılımız. Arkadaşlarımızla beraber el sanatları hocası olarak öğlen sonları burada çalışıyoruz. Ben Sangül Orhan. Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak, el sanatları ustası olarak çalışıyorum. Olgunlar'dasınız. Olgunlar'da, ek binada hizmet veriyoruz. Hocam, şimdi geçen seneden beri buradasınız. Şeyiniz olmuştur yani, evde oturmayıp da bu halk eğitime gelen hanımların evde oturdukları zaman, sonra buraya başladıklarından sonraki durumlarını size hiç anlatıyorlar mı? İşte evde otururken şöyleydi de, işte buraya başladıktan sonra hayatımızda şöyle değişiklikler oldu falan. Tabii ki yani... Günlük hayatta tabii ki sosyal faaliyetlerde arkadaş çevresi olarak genişletiyorlar. El sanatlarının becerilerini de ilerletiyorlar. Yani bu şekilde her türlü sıkıntıları, mesela psikolojik sıkıntılarından kurtulduklar. Tabii en önemli olarak. O. Çünkü yani şimdi evde oturduğunuz zaman... Bilmiyorum, ben öyleyim yani. Ben evde oturduğum zaman şey yapıyorum, böyle kendi kendimden kavga ediyorum bazen. Evet. Yani bir şeyler en yapmaya alışmışsınız. Kafalarını dağıtıyorlar. Yalnız olduğunuz zaman daha böyle bir içe kapanık oluyorsunuz. Evet. Daha böyle bir kendinizi dinliyorsunuz. Ama bir topluma girdiğiniz zaman ya da bir şeylerle meşgul olduğunuz zaman daha farklı oluyor her şey. Yani düşünmüyorsunuz, aklınıza gelmiyor. Evde olduğunuz zaman ya iş yapıyorsunuz. O işlerde hiç bitip tükenmiyor, bitmiyor zaten, eksilmiyor, sürekli artıyor. Artıyor, takip ediyor. Yani. Sevgili seyirciler, bizler bu haftada El Emeği Göz Nuru programıyla halk eğitime bağlı Kültür Mahallesi'ndeki el sanatları bölümündeyiz. Yanımızda hocam. Hocam merhaba. Merhaba, bize, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Bir de bu yerin tam tarif edebilir misiniz? Yani Kültür Mahallesi'de tam olarak nerede burasıdır? Buradaki maksat civar yerlerdeki hanımlarımız da bilsin. Mahalle içinde nasıl böyle bir yer varmış. Burayı anlatalım. Hatta kameraman arkadaşımız da bir görüntülesin. Çok güzel bir sobası falan var buranın. Evet. Hocam buyurun, siz anlatın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Bilengül Varol. Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde El Sanatlar Bölümünde usta öğreticiyim. 48 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Elazığlıyım. Kendi mahallemde etkinliklerimi sürdürüyorum. Kendi mahallemde açtım halk eğitim merkezini.
Yerimiz Kültür Mahallesi Bahçeli Sokak. Arka tarafındayız. Cumartesi pazarına çok yakınız. Bahçeli Sokak'tayım. Zaten yerimiz kerpiç bina. Bacamızın dumanından bile bizi rahatlıkla bulabilirsiniz. Görünür bir yerdi. Özellikle eski bina olmasından dolayı çok dikkat çekiyor. Etraftakiler, yani komşularım, çevremdekilere faydalı olmak amacıyla kendi mahallemde kursumu açtım. Faydalı olduğuma da inanıyorum. El sanatlarını çok seviyorum, el işini çok seviyorum. Yani bizim gençliğimizde, kültürümüzde el işi bir başkaydı, bir başka sanattı. O sanatı yaşatmak için bizler buradayız. Severek yapıyorum. Hocam, kaç senedir burada faaliyet veriyorsunuz? 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Evet. Kaç tane öğrenciniz var? 17 tane kayıtlı öğrencim var. 13 tane aktif öğrencim var. Yani kayıt olmak isteyen çok, taleplerimiz çok. Bunun yanı sıra yani günlük gelip gidenler de var. Teyzelerimiz var bizi yalnız bırakmayan. Gençlerimiz var, okul sonrası uğradıkları anlar, zamanlar oluyor. Ama şu an 13 öğrenciyle hani yerimiz biraz küçük fakat gönlümüz geniş, kursumuz çok samimi. Arkadaşlarla yani gelene, herkese de kapımız açık. Yani ilk önce kurs olarak gelmeseler bile buradaki o havayı teneffüs etmeleri çok güzel bir şey. Evet. Yani görmeniz lazım burayı, çok güzel. Şipşirin bir yer, sobası var, sobanın üstünde çayı var, birazdan çayımızı içeceğiz. İçeceğiz, evet, yemeğimiz de var sizin, evet, için hazırladı. Evet, yemek de varmış. Ooo çok, evet, güzel. Çok güzel hocam. Şimdi hocam, neler yapıyorsunuz? Bu sene yapmak istedikleriniz nelerdir? Şimdi el sanatları deyince kapsamlı bir bölüm oluyor. A'dan Z'ye yani her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şeyden başlayayım. Mesela ben önceden dikiş kursuna da gittiğim için dikiş bilgim de var. Pijama, ondan sonra etek falan, böyle günlük kıyafetler dikiyoruz da çok detayına girmiyorum. Bilgim olduğundan dolayı mefruşat var, kanifçe var. Hocam sözünüzü valla kestim. Dikiş derken dışarıya da dikiyor musunuz? Dışarıya evet, tamirat yapıyoruz. Dışarıya evet, siparişlerimiz oluyor, yapıyoruz. Yani onu da ben de yapıyorum. Bilsin. Evet, bilsin. Hı hı. Ben de yapıyorum. Yapan, yani beceren, yapan, eli alışkın dikişçi öğrencilerim de var. Onlar da yani ailelerine katkıda bulunmak için. Hı hı. Onlar da yapıyorlar. Bunun yanı sıra bu sene hedefimiz tel kırma yapmak. Geçen sene ara çok geçirdik. Dantel, ara, beyaz iş çok yaptık. Ondan önceki sene yoğunluk çantaydı. Yani her şey var. Çanta var. Keçe çanta var. Keçe çalışmaları var. Keçeden kutular yapıyoruz. Çantalar yapıyoruz. Eskiye dönüşüm olarak eski kotlardan önlük yaptık. Yelek yaptık. Çok amaçlı kutular yaptık. Pike hazırlıyoruz şu an. Eski kotlardan parça parça. Patchwork'ten pike yapacağız. Bunun yanı sıra tel kırmamız var, kart bölge var. Filografiye çok girmedim. Henüz yani arkadaşlardan talep olmadı. Olsa ona da başlayacağız. Örgü var, el işi olarak. Kanefçi havlular çok yaptı. Çoğunlukla iğne oyasında yani çok sipariş alıyoruz. Boyun fularları, bohça, gelin bohçası hazırladık. Gelin sandıkları hazırlıyoruz. Yani bizim A'dan Z'ye bütün bölümlerden de öğrenimimiz var. Hı hı, çok güzel hocam. Bu keçe oluyor değil mi hocam? Evet. Keçeden keçe, çanta. Malzemeler ben Ankara'dan getirtirdim. Toptan aldık. Öğrencilerim de biliyor. Bütün malzemeler bizde var. Sadece kulp alıyorlar. Mesela bize gelen öğrenci o gün için yeni gelse, yeni tanışmış bile olsa anında işe başlayabiliyor. Hı hı. Keçemiz var. Bu boncuk, Kasnak'ta yapılan boncuklar malzemelerini toptan almışız. Öğrencilerim sağ olsunlar. Bana her konuda destekler, yardımcılar, arkadaşlar. Hepsi benim sağ kollarım. Allah razı olsun. Sanki yani seçilmiş insanlar, Rabbim hiç kimseyi darda bırakmıyor. İyilikler önüne çıkıyor yani. O yüzden insan iyi niyetli olduğu zaman. Evet, evet, yaşıyorsun. Kesinlikle. Yaşarken yaşıyorsun. Yani çok mutluyum. Şükürler olsun. Yani çok güzel bir çevremiz var. Mahalleden de çok destekler aldık. Yakacağımıza kadar mahalleli verdi. En ufak şeyde bile yani bir ceviz kabuğu ne derseniz o bile bizim işimize yarıyor. Rahatlıkla herkes bahçemize tamam, bırakabiliyor. Ben evde ceviz kırdığım zaman onları hep toplarım. Poşetlere, evet, koyarım. Hiç, evet, atmam onu. Nedense o bende bir şeydi. Evet. Tamam, bundan sonra ceviz kabuklarımı kestim. Evet, evet. Alıp geliyorum. Memnuniyetle.
rahatlıkla gelebilirsiniz. Sobamız yanıyor, yerimiz sıcak, samimi bir ortam. Herkese sizin kapımız açık. Tek eğitim mi? Evet, tek eğitim. Sabah 8? Yok. 12.40. Ha, 12.40. Akşam 5. Evet. Akşam 5. Öğlen sonu. Çok güzel. Ve mahalledeki öğrencilerimle, komşularımla istişare yaptım. Onlar da öğlen sonu daha rahat geliriz diye. Hı hı. Öğlen sonu başlıyoruz. 5'e kadar. Öyle gün oluyor ki 6-6.30'da buluyor. Yani saatimiz yok. Bir arkadaşımız acil bir işi olsa, bir sipariş almış olsa rahatlıkla ben burada olduğum zamanlar ben olmasam bile anahtarı veriyor, makineleri kullanıyorlar. Yani o yönden çok duyarlılar, çok yani, güzel geçiyor. Ortam çok güzel. Bir de dışarıda bahçeniz var, o da çok güzel. Evet. Geçen hava sıcak olduğu zaman falan o bahçede çok rahat oturuyor. Evet. Ekmek yapıyoruz, patina yapıyoruz. Bir de hani bizde boyama da var. El sanatları deyince yani biz her şeyi de yapıyoruz A'dan Z'ye. Boyamayı mesela mevsimlik işlerimiz oluyor. Nisan, Mart'tan sonra arkadaşlarla program yapıyoruz. Mesela boyaması olanlar hani içeride kimse rahatsız olmasın boya kokularından, tiner, verniklerden. Dışarıda rahatlıkla zımparama işlemleri, boyama işlerini dışarıda yapıyorlar. Yani hava güzel olduğu zaman bahçenin güzelliğini kaçırmıyoruz. Hatta geçen hafta bir yorgan yapımı çekimimiz oldu. Yorgan yapımı sipariş almıştı hep beraber. Onları tamamladık, onları teslim ettik. Yani hava da güzeldi, çok güzel geçti. Evet, yani çok güzel. Şimdi şurada bir bebek var. O şey mi oluyor? Poşetlik değil mi evet, hocam? Evet, o poşetlik. Yani bunu evde kalan artık günlerden falan çok güzel evet, bir şey çok olur. Güzel. Yani hanımların sırf o evdekini değerlendirmek açısından bilen gelip burayı görmeleri tavsiye ederim. Yani acaba ne yaparız bu kalmış yünleri ne ederiz diye düşünmektense evet. Çok güzel fikirler çıkmış. Evet. Yani onu şimdi kaşı gözü de mi olacak hocam? Evet, kaşı gözünü aldık, henüz geçiremedik. Onlar dikilecek. Şu anda bitmiş durumda. Yüzünün şekli verilecek. Onun yanındaki ne oluyor? O da kasnak örtü. O da örtüsü, sehpa örtüsü. Onlardan büyük şemen tablo falan da yapıyoruz. Kastanda yapıştırdık. Çıkarmadık. Çıkaracağız. Kurudu. Hafta sonu yapmıştık. Cuma günü. Evet. Çok evet, güzel. Onun yanı sıra tepsi, boyama işlemlerimiz var. Tepslerimiz var. Ama onları herhalde bu sınıfta yapamazsınız değil mi hocam? Boyama işini. Biraz yapıyoruz. Tiner kokar eder. Mart'ta. Böyle bölüm bölüm bazen programlı çalışıyoruz. Bazen böyle ara işler olunca araya geçiriyoruz da. Genelde Mart'ta, Nisan'da bu boyama işlemlerini bahçede yapıyoruz. En güzeli. Evet. Ay şimdi bu eski bir şey. Eskinin fincan takımı. Evet. Bunu çiçekleri dışarıdan mı almışsınız hocam? Evet hazır. Onu Tuba çalıştı. Ben yaptım. Evet, ellerine Tuba sağlık. Öğrencimiz Tuba, çalıştı. Bir tane şekerliğim var. Şekerliği de var. Ama güzel bitirdi. Bir fikir. Evet, yani evdeki geri dönüşü. Evet hocam, şu tel kırmadan ne yapıyorsunuz? Bu çanta mı oluyor? Evet, tel kırmadan çanta başladık. Bitmişi yanımda. Göstereyim bunu. Birkaç gün sonra sergiye yetiştireceğim. Ha, sergi de yapacaksınız. Evet, sergimiz var. Topluca sergimiz var. Serginiz nerede? Pazartesi günü Artıçoğlu Kültür Merkezi'nde. Evet, orada de sergimiz var. Pazartesi günü başlıyor. Evet, kaç başlıyor. Bilemiyorum. Günü, tamam, günü. Artıçoğlu'nda pazartesi günü sergi var hanımlar. Evet, bunu da duyuralım buradan. Evet, onu yetiştireceğiz. Tel kırmadan. Kına şeyi mi bunlar da çantaları? Yok, o para kesesi. Ha, para kesesi. Başka nelerimiz var? Tel kırmayla bu seneki hedefimiz tel kırmaya ağırlık vermek. Güzel sergiye güzel şeyler yetiştirmek inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi bunu çanta mı yapıyorsunuz? Evet, hocam? Çanta başladık. Çanta, çanta yapıyoruz. Hı-hı. Evet. Çantanın şeyi. Gördüğünüz gibi evet, çantayı tamamlayacağız. Hı-hı. Ama o çanta bitmiş. O çanta bitmiş. Evet. Bu da para kesesi. Evet, para kesesi. Tepsi örtümüz de var bu da. Neyse, bulduğumuzda çıkartırız. Evet. Bunlar da patikler. Onlar da evet, Tülay öğrencimizin yaptığı patikler. Hı hı. Ya çeşitimiz çok, modeller de çok. Aynı zamanda birbirimize işte modellerde yardımcı oluyoruz, gösteriyoruz, öğretiyoruz. Hı hı. Öğrenirken öğretiyoruz, öğretirken de öğreniyoruz. Bunlar da fular. Onlar da evet fular. İğne oyası değil mi bu? İğne danteli, fular. Aparatlarını şöyle geçiriyoruz, boynunuza takabilirsiniz. Evet, şöyle bir şey. Evet, güzel günlerde. Evet.
Gayet güzel. Evet, şık da. Çok şık. Bence öğrencilerimiz çok şık yapıyor. Modelleri çok. Hazır bunlar. Bitmişleri. Evet, şu da var. Çok. Bunların çeşidimiz hepsi, çok. Şimdi mekik oyası mı hocam? Yok, iğne danteli. Evet. Danteli, evet, aparatlarını İstanbul'dan getirtirdik. Aparatlarına göre modeller değişiyor, renkler değişiyor. Ya bunlardan çok sattık, çok yurt dışına çok gönderdik. Evet, hediye almak isteyenler. Instagram'dan sayfamız da var. Kültür Mahallesi'ndeki halk eğitime uğrayabilirler. Kerpiç gibi. Evet. Çok güzel, çok samimi bir ortam. Şu da anladığım kadarıyla CD'lerden evet, yapılmış. Evet, onu da CD'den yaptık. Her şey olarak Çağla Esra öğrencimiz yaptı. CD'lerden dolduruyorlar. Geri dönüşüme ait. Çok kolay. Herkesin altlıkta yapabileceği. Şunlar da anladığım kadarıyla gene onlar da evet, bal kutuları. Bal kutuları evrim değiştirmiş. Evet. Bu çikolata kutusu kartondan. Bak kız istemelere falan çok evet, güzel olur. Para evet, vereceğinize. Evde varsa böyle kutularınız daha böyle evet, janjanlı falan olabilir. Kırmızılı mırmızılı. Geçirdik. Eski kanepe süngerleriyle, hatta bizim kanepemizin yerimiz dar olduğu için başları sığmadı. Hanımlar onu dışarıda bir güzel soydular. Geri dönüşümde bunları kapladık. Çok güzel. Evet. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Bu da bal kutusu. Evet, o da bal kutusu. Çok güzel. Şunlar aynı da zamanda da kolyelerimiz var. Kolye, kitap ayracı ve maskotlarımız. Şunlara. Evet. Şunlara şöyle yapılıyor. Yapıp geçiriyoruz. Bunlar maskot. Kitap ayraçlarımız var. Kitap ayraçlarına da mı geçiriliyor? Evet. Burada kitap ayracı. Onlar da çok şey çıkmış. Ha, ne güzel. Hanımlar eşlerine, damatlarına. Güzelmiş. Genç öğrencilerimiz, arkadaşlarına çok yaptık. Güzelmiş. Evet, onlar kitap ayraçları. Maskotumuz da var. Şunlar. Ha, bunlar da magnet. Magnetlerden. Ayrıca bir de kapı süsü, kapı paspası çalışıyoruz. Onları da gösterebilir miyiz? Gösteririz hocam. Tamam, bu makas gelmiş da çok güzelmiş. Kocaman. Evet, onun hatırası var. Hatta anlatayım. Makasım babamdan kalma. Hatta güzel. Babamın babasından. Babam da terziydi. Dedem de terziydi. Bize böyle terzilik sülaleden geliyor. Aileden. Genlerden geliyor sanki de. Annem de bir ara terzilik yaptı. İşte bu babamın babasından kalma biçme makası. Biz de kullanıyoruz. Bu bizim tarihimiz. Şu dikiş makinem de arkamdaki dikiş makinesi de babamdan kalma. Yani hemen hemen 1920'li yıllardan kalma. Ben o makineyle halımın kenarlarını bile diktim seneler önce. O makineyi biz verdik, tarih oldu, birilerine verdik. Onlar ticarette kullandılar. Sonra ben kursumu açınca yeniden bulduk, getirdik. Aynı makineyi buldunuz. Aynı makineyi bulduk. Eskinin singeri. Çok çok memnunum. Ne güzel. Gittikçe yani, babanızı hatırlarsınız, yad evet, edersiniz. Evet, onun sanki bana bir hatırası, olmazsa olmazım. O bana sanki böyle rızkımı artırıyor. Yani ondan çok bereketli şeyler yaptık. Çok güzel. Memnunum. Ne güzel. Yani kursumuzda her türlü makinemiz, sanayi makinemiz var. Sol tarafta overlock var. Dikiş makinesi var. Bir de hani hanımların ayakları rahatsız olduğu için çoğu dikiş makinesi kullanamıyor. Elektrikli dikiş makinem var. Bir de piko makinemiz yani var. Yok yok hanımlar. Her yok, şey yok var burada. Evet, yerimiz her dar şey ama. Evet. Gönlünüz geniş. Gönlümüz de geniş. Yüreğiniz de geniş. Her şey çok güzel. Evet, yani her türlü imkanımız, malzememiz var. Evet. Tuğba Kaya, soyadım, 34 yaşındayım.
bir oğlum var. 11 yaşında. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bizim siz kaç senedir geliyorsunuz? 2 yıldır geliyorum. Hı-hı. Evet, burayı gördüm 2 yıl önce. Baktım halk eğitim kursu. Güzel şeyler vardı. Geldim baktım. Ben hocayla görüştüm. Hoca zaten komşumuz. Tanıyoruz. Kendisine memnunuz. Sağ olsun. Hı-hı. Çok içten bir insan. Yani böyle içi kıpır kıpır, dop dolu. Tanışıyoruz. İşte çok memnunuz. Hı-hı. Ondan sonra ben şey yaptım. Ben eskiden başka bir kursa gidiyordum. Hani orada bildiklerimi şey yaptım biraz hani yaptım, geliştirdim. Hocaya söyledim. Hoca beni kaydetti. Geldik işte bir şeyler uğraş yaptık falan. İşte ben de bir şeyler çabalamaya çalıştım. Yaptım, öğrendim. Ya eski kursumda bir hafta içinde şunları yaptım. Hı hı, şunlar. Şunları, evet, evet, ikisini yaptım. Evet. Bunları yaptım. Yeri geldi el bezi lif yaptım. Yeri geldi işte bir şeyler yapmaya çalıştım. Evet, liflerimiz de bunlar. Evet. Janjanlı bir pembe bir lif. İşte öyle. Bizim şey kursumuz Kültür Mahallesi, Bahçeli Sokak. Eski Cumartesi Pazarı karşı. MİSAŞ'ın arka tarafındayız. Yani yerimiz MİSAŞ'ı güzel. Hanımlar gördüğünüz zaman MİSAŞ'tan doğru yukarı doğru çıkacağız. Geliyorsunuz. Birinci sokak değil, ikinci sokaktan girdiğiniz zaman kerpiç bir ev. Yani böyle bir apartman falan aramayın. Kerpiç bir ev arayın. İçinde çok güzel sobası olan bir ev. Gelir burada çayınızı, kahvenizi, her şeyinizi yaparsınız. Çok güzel bir ortam. Sorsalar gösterirler zaten. Kolay evet. Bulunur. Alt ve üst sokaktan da gelebilirler. Yani işte öyle. Yerimiz güzel, tarihi bir yer. Yerimiz hoş, memnunuz. Böyle yerler fazla pek nadir değil, bulunmuyor. Yerimizden çok memnunuz yani. Şimdi siz 2 senedir geliyorsunuz evet. Buraya. 2 sene önce ne yapıyordunuz? Hayatınızda buraya geldikten sonra nasıl bir değişiklikler oldu? Valla çok farklılık oldu. Keçe çantası yaptık. Ondan sonra keçe çantası yaptık, kolye falan yaptık. Yani nasıl diyeyim, lif, el bezi falan. Hayır, şunu demek istedim. Şimdi 2 sene önce evde mi oturuyordunuz? Yoksa gene başka işlerle uğraşıyor muydunuz? Yok, evdeydim. Evdeydin. Bundan 4 sene önce başka bir kursa gidiyordum. Ha, yani şunu öğrenmek evet. istiyorum ben. Şimdi hanımlarınızı adını onu söyleyelim. Geldiğiniz zaman sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu kursa başladıktan ya, sonra? Çok. Sizin şeyinizde. Çevre edindim. Güzel şeyler gördüm. Yani eskiye dayanıklı. Hani antika diyelim, tarihsel şeyleri yapmaya çalışıyoruz, eskileri geri dönüşmeye çevirmeye çalışıyoruz. Yani biz bunları istiyoruz. Hı hı. Yeni gelişimde fazla bir şey haz etmiyoruz. Eski gelişimler eski insana atır. Tarihi eserleri, eski yaşadıklarımızı, yöreserlerimizi bize anlatır ve hatırlatır. Biz öyle seviyoruz ve öyle de devam etmeyi düşünüyoruz. Yani evet. Buraya gelenler korkmasın ki işte gideriz çok masraf olur bize eder. Hayır. Korkmasın evdeki... Masrafın fazlasını da çıkarıyoruz yani. Artık kalan malzemeleri değerlendirmeleri bile... Evet. Bir beceri. Bizde de var. Evet, mesela biz getiriyoruz, evde ne varsa yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Onlardan bir şeyler çıkarıp yaratmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ve güzel şeyler çıkıyor. Evet. Yani biz boşları, şeyleri atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz siz bu sene? Biz bal kutusundan şey böyle hediyelik sandıklar, çeyizlik gibi oluyor. Onları yapmaya çalışıyoruz. Tel kırma mesela yapmayı düşünüyoruz. Fikrimiz çok. Yani vazo olsun. Perdeden mesela şey yapmayı düşünüyoruz, seccade, ondan sonra buzdolabı, fırın örtüsü, bu capitino diyorlar, capitino'dan bir şeyler hani böyle yapmayı düşünüyoruz. Yani biz elverişiyle, hocamla beraber el ele baş başa destekle, amaçla yapmayı düşünüyoruz yani. İyi, hadi, hadi, evet, milletimize şeyleri sunmayı, eski şeylerimize andırmayı istiyoruz. Yani eskilere göre dönüşüm yapıp da milletin gözünü açmayı düşünüyoruz. İyi, hadi bakalım. Benim ilk senem, Bilengül hocamla ilk tanıştım. Ondan sonra buraya geldim. 6 senelik makinacıyım. Makinada da bilgim var. Singer, overlock vesaire. Buraya geldiğimde çok şey öğrendim. Bir amigurumi yapıyorum, bebekler. Ha, bunlar amigurumi mu oluyor? Evet, amigurumi oluyor. Onları örüyorum. Bunları da nereden başladım? Kızım daha çok küçüktü. Televizyonlarda diğer bebekleri hani kanserojen hücreler vesaire. Dedikleri için dedim ki yani madem böyle tehlikeli
Çocuğuma aynen tehlikeli olacağını ben kendim evimde yapayım. İnternetten öğrenmiştim. İnternetten başladım. Sonra Bilengül hocamla tanıştım. Hı hı. Buraya geldim daha şey oldu. Daha hani... Siz kimin vasıtasıyla geldiniz buraya? Nereden öğrendiniz burada böyle bir kurs olduğunu? Birinci kat komşumdan öğrendim. Birinci kat komşum dedi ki sen dedi bunları madem biliyorsun, yapıyorsun. Git dedi kursa, hani bizim bu mahallede var. Hı hı. Hiç bilmiyordum dedim. Abla bilmiyordum ben, hani bilselim giderdim. Sonra o bana tarif etti. Buraya geldim. Baktım burada da kadınlar oturuyorlar. Kapıyı tık tıkladım, dedim merhaba. Hemen hocam dedi ki merhaba. Çekine çekine geldim açıkçası. Böyle dedim şehrin ortasında, evet, kerpiç bir ev. Ortasında, evet. Dedim ki merhaba hani ben geldim. Artık geldim yani, yapacak bir şey yok. Hocam dedi ki hemen gel, hani ben seni hemen üye edeyim, seneye başla bizimle. Peki nasıl kaydoldunuz? Burada mı direkt kaydoldunuz? Evet, hocamla konuştum. Hocam dedi ki ben seni geçen yıl başvurmuştum. Bu yıl dedi çok öğrencim var. Hani zaten sığdıramıyorum. Bir dahaki yıl ama seni direkt alacağım Çağla. Dedim ama benim kızım var, kızımı bırakamam. Dedi olsun, kızına da al gel. Şimdi kızımla beraber geliyoruz. Çocuk kontenjanı da var yani. Evet, aynen, çocuk kontenjanı. İkinci evimiz desek yeri var biz buraya. Direkt evimiz diyoruz yani, ikinci ev. Bir de babamız uzman çalışılınca görevde oluyor genelde. O görevde olduğunda can sıkıntısı. İş çekmiyoruz. Aynen. Direkt buraya geliyoruz. Burada yapıyoruz, ediyoruz. Hep birlikte yemek yiyoruz, çay içiyoruz, sohbet. Oh süper. Hep beraber öyle gidiyor. Şimdi bu bebeklerinizin şeyini bebek dediniz? Amigurumi bebek. Amigurumi. Adı Zuzu. Adı Zuzu. Evet. Zuzu. Arkadaşlar Zuzu. Tanışın. Zuzu. Evet Zuzu. Bunun adı yokmuş henüz. Onun adı yok. Tavşan. Evet, o da tavşanımız. Tavşan. Evet. Zuzu ve tavşan. Evet. Bunları da yapıyorum. Şöyle. Onlar ne oluyor? Genelde yine amigurumi onlar da. Halının üstüne ya da sepetin üzerine konabilir yani. Yani işlenebilir. Sepetin üstüne yapıştırabilirsin. Duvar süsü gibi. Hayır, halının deyince onu çabada şey minik demedim. Hani yani tüylü halılar örürseniz üzerine. Onun üzerine. Evet, aynen. O zaman şeylere falan çok güzel olurdu. Banyodaki Evet. Çok güzel olur. Öyle yapan arkadaşlarım da var. Arap kızı arkadaşlar, evet, hanımlar. Ondan evet, sonra şu da değişik. Ördek. Bu da güzel. Bu da güzel. Hepsi çok güzel. Bunlar tığla yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, sık iğne, tığla. Sık iğne. Evet. Biraz böyle sabır isteyen bir şey bunlar. Aynen. Yani evet. Siz sadece bunları mı yapıyorsunuz? Elimde de var. Evet, bunları da örüyorum. Bu ne? Zuzu'nun arkadaşı mı? Bu Zuzu'nun. Bu bir tane kız bebek olacak gerçi. Şu an sadece bacakları ve kolları belirgin. Başını da birazdan takacağım. Büyük ihtimal bugün biter gibilerinde düşünüyorum. Hı-hı. Kız olacak. Yani bir kız bebek yapacağız. Barbie gibi. Ama bu daha şişman olacak Barbie'nin. Evet. Bunun vücut ölçüsleri farklı. Evet. Aynı zamanda kasnak da yapıyorum. Ha, bunu da siz yapıyorsunuz. Evet. Onu da ben şöyle yapıyorum. Aynen. Burada birkaç tane daha örneğimiz vardı. Şurada karşıda onlar. Onları evet da alabilir miyim? Bir tanesini zahmet sadece alırsak, evet, bir tanesini gösterirsek arkadaşlar görsün. Sipariş alıyorum. Genelde altılı yapıyorum. Hı hı. Evet, şunlar evdeki evet şişeler. Evet, soda şişesi. Boyayıp şey yapabilirsiniz, bu vazo yapabilirsiniz. Çiçek koyabilirsiniz, evet, tek çiçek olarak. Aynen. Gayet güzel. Yani geri dönüşüm. Tek çiçek yapabilirsiniz. Şunlar da ne amaçlı kullanırsanız kullanabilirsiniz. Evet. Bu ne oluyor? O onu da internette gördüm. Şey, soğan oluyor. Lale soğanı gibi. He, soğan. Tepesinde de lale çıkmış, hı-hı, gibilerinde. Hı-hı. Öyle bir şey yaptım. Çocuk oyuncakları? Evet, çocuk oyuncakları yapabiliriz. Şunu sipa mı? O mantar. Mantar. Evet, hmm, mantar olabilir. Hani istediğin çiçeğe göre kullanabilirsin. Hı-hı. Kullanılır yani. Şimdi siz buraya daha 2 haftadır geliyorsunuz, değil mi? Evet. 2 haftadır. Peki 2 haftadır hayatınızda neler değişti? Bildiğim kadarıyla buralı değilsiniz. Buralı değilim, evet. Kırklareli'yim ben. Kırklareli'nden geliyorum. Kırklareli merkez. O zaman selam söylemek istediğiniz kimseler varsa selam söyleyin. Bir daha bu fırsatı bulamazsınız. Evet. Anneme, kaynanama, kayınpederime, herkese, yani beni tanıyan herkese selamlarımı yani söylerim. Yani hiç merak etmeyin, gayet iyi. Gayet iyiyim, evet. Gayet iyi. Aynen öyle. Uzuların her şeyini yapmış. Evet, her şeyimizi yapıyoruz. Burada böyle. Sizin nasıl bir değişiklikler oldu hayatınızda? Nasıl daha değişiklikler gerçi 2 hafta olmuş ama. Aynen, dediğim gibi çok fark eder. Aynen, 2 haftaya rağmen benim çok fazla arkadaş çevrem oldu. Gerçi buraya daha yeni alışıyordum. Kursa başlayınca artık burasını komple tanıyor gibi oldum yani. Siz kaç senedir Elazığ'dasınız?
Ben bu ikinci senem. Hı-hı. İlk senemde zaten normal rahatsızlığımdan dolayı bir yere saldıramamıştım. Sürekli evde oturuyordum, can sıkıntısı. Hı-hı. İkinci senede Birengül Hocam'la tanışınca komple bir evrim değiştirdim. Komple bir çığır değiştirdim. Yani çığır açtım. İyi, güzel. Aynen öyle. Şimdi artık buraya geliyorsunuz. Evet. Hayatınız da değişti. Aynen öyle. Evde oturmuyorum yani. Bir sürü şey yapıyorum artık. Çok güzel. Elemeye aynen. Çok güzel. Eviniz de yakın o zaman buraya. Evet, hemen bir yukarısı. Oo, iyi, süper, güzeldi. Aynen. Şimdi bir de kızınız var sizin galiba. Evet. Bir de ikide bir. Menesa. Gel bakalım, senden de tanışalım. Onun adı Menesa. Gel bakalım, Menesa. Evet. Aha, sen de tanış bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Anlat bir bakalım. Ha? Oyun oynuyorsun. Mikrofonu alalım. Oyun oynuyorsun. Başka ne yapıyorsun? Ben eve gidiyorum. Oyun oynuyorum. Ha, elbiseni de göstersene. Bak, bu da senin elbisen değil mi, şu karşı duvardaki? Evet. Ha, o da senin elbisen. Sen burada anneannene, babaannene selam söylemek ister misin? Sizi çok özledim de, ben çok iyiyim de, beni hiç merak etmeyin de. Ben kursa da geliyorum de. Hadi el salla bak, öpücük ver. Hadi. Şimdi bu iğne oyalarına merak saldım. Hocamın gösterdiği. Şunlardan yapmayı planlıyorum kendime. Ondan sonra kolye yapmayı planlıyorum. Aynı şekilde onları öğrenmeyi planlıyorum. Şimdilik böyle bir de tel kırmayı öğrenmeye çalışıyorum aynı zamanda da. Hı-hı. Bu gittikçe çoğalacak gibi duruyor. Evet. Gayet güzel. Şimdi bu evde kalmış yarım günlerinizden değil mi? Evet. Yapıyorsunuz. İpi de var. Yani amalgam ipi dediğinde. Hayır hayır, şu açıdan diyorum. Şimdi televizyonun açmış yeni... Tabii kullanılmamış ipler, yani, artmış ipler, onlar da yapılabiliyor. Şimdi hanımlarda şu var, ay ben şimdi o kursa gittim mi çok para gidecek, çok malzeme isteyecekler, şu bu. Yani yok, onu bilmeleri lazım, şunlar. Evet. Şu onu hemen anlatabilirim. Geri dönüş, evet. Evet, onu hemen anlatabilirim. Dinleyelim. Hiçbir masraftan şey yapmıyorsunuz, yani hiçbir masraf vermiyorsunuz buraya, yani evde ne varsa. Yani artık ip, artık dantel ipi olsun, şişe olsun. Mesela yani soda şişesi her zaman marketten alabiliyorsun, içebiliyorsun. Pet şişe, onlarla çiçek yapabiliyoruz. Hemen hemen her şey yapabiliyoruz. Sepet, CD, yani CD hemen hemen her yerde var zaten. Ki bulunması da çok uygun bir fiyata. Yani 25 kuruşa boş bir CD alabiliyorsun mesela. Onunla gayet de güzel şeyler yapabiliyorsun, üretebiliyorsun. Evet. Pet şişeden, işte pet şişeden, evet. Çok da basit bir şey. Gayet güzel. Evet, gayet de güzel oluyor. İşte sabun koyun, hani kalem yünlük kutusu yapın, her salça şey kutuları mesela. Evet, her şey yapabilirsiniz. Her şey olabilir. Evet, herhangi bir masrafa hiç gerek yok. Yani onun için hanımlar, gözünüzü korkutmayın sakın. Aynen, hiçbir çıkın, korkulacak çıkın, bir şey yok. Buraya. Aynen, aynen. Ortam çok güzel, bayılacaksınız buraya geldiğiniz evet, zaman. Evet. Benden söylemesi yani, hele şu sobayı gördüğünüz zaman harika. Sobamız var, çay yapıyoruz, burada yemek yiyoruz. Çok şeyler yapıyoruz. Çok şeyler yapıyoruz. Çok şeyler, evet, daha sayamadıklarımız var. Son bir kez söylemek istediğiniz neler vardır? Son bir kez bütün kadınların gelmesini tavsiye ediyorum. Hiçbir şeyden mahrum kalmasınlar. Evde boş boş oturacaklarına çıkıp çıkıp buraya gelsinler. Bence de. Bence de, evet. Gelsinler. Nadire Güler, 30 yaşındayım. 7 yıllık evliyim. O 3 senedir açılalı belli hocamla birlikte beraber. Demirbaşsınız buranın. Evet, öyle oluyoruz. Hocamla birlikte çok güzel şeyler yaptık. Daha dışarı, yani benim en çok, ben daha önce devlet hastanesinin orada, yani İzakpaşa'nın orada oturuyordum. Her gün gelip gidiyordum buraya. Çok, yani bana biraz uzak oluyordu ama yine de gayet güzel geçiyordu. Sonra ben evde boş boş oturuyordum. Yani çok sevmiyorum fazla evde oturmayı. Ne yapabilirim? Beraber hocamla karar verdik. İşte magnet yapmaya başladım dışarıya. Kapı süsleri yapıyorum. Kapı paspası yaptık. Yapıp satıyorum dışarıya doğru. Kanepçeden havlular yapıyorum da bu tam bitmiş halimiz yok şu anda. Elimde bittiği için şu anda. Yani yapıyoruz, bayağı bir evde kendi hem eve gelirim oldu. Çok aynen. Bayağı bir satışım oldu yani. Şu Osmaniye'ye falan öğretmenler, Osmaniye'ye öğretmenler gününde şey kolye yaptık, gönderdik. Sipariş aldık. Yurt dışına da bazen istedikleri zaman gönderiyoruz.
bayağı emeğe oluyor yani. Bana çok güzel geliyor burayı. Çok seviyoruz burayı. Burada mutluyuz. 3 ay mesela tatil olduğu zaman sıkılıyoruz. Niye bahçeye gelmiyor musunuz? Bazen yani geliyoruz da yine de şey, herkes şey oluyor. Herkes kendi bahçesine gidiyor. Doğru. Öyle oluyor ama güzel geçiyor. Sizin orada. Eviniz buraya uzak mı dediniz? Uzaktı. Daha yeni biraz yakın oldu. He, yaklaştım yani. Öyle oldu. Okulumuza yaklaştınız. Evet. Ama gelip gidiyordum. Yani o zaman da hiç aksatmıyorduk. Geliyorduk sürekli. Sobamız yanıyordu. Yani. Çayımız hazırdı. O çok güzel. Zaten soba olayı evet. Herhalde buraya insanların gelmesi için bir... Öyle ya, çok samimi geliyor burası. Evet. Belki diğer kurslar da hani her taraf güzeldir yani, ona kesinlikle bir sıkıntı yok. Ama burası daha çok şey, samimi ya, sanki evine geliyormuşsun gibi hissediyorum burayı. Evet yani... Ya eski günleri hatırlıyorsun, böyle soba yanıyor işte, alışkındı çok fazla da hani soba yakamıyoruz ben mesela. Kesinlikle. Buradaki ablalar hepsi yakar ama ben çok beceremiyorum. Kesinlikle yani soba olayı falan. Mesela ben hiç sobalı bir evde oturmadım, çocukluğumda bile sobayı görmedim, bilmiyorum. O yüzden benim sobaya karşı böyle değişik bir şeyim vardır. Ha, bilmem, ben de soba yakmayı, yakan sobayı söndürürüm, o farklı bir şey ama o sobanın atmosferi çok farklı bir şey. Çok güzel bir şey. Yani burada şimdi kestane olması, doğru, patates yapılması, öyle yapıyoruz, yemek yapılması. Peki yemeklerinizi de yapıyor musunuz burada? Bazen evde ya, yemeğim yok, gideyim sobada pişiririm diye. Valla öyle olmuyor da burada yapıyoruz yani. Yapıyoruz. Yani burada. Çok güzel. Sırf onun için, şu soba için bile gelinir buraya. Evet, yok. Çok güzel bir ortam var arkadaşlarımız. Hocamız çok iyi bir insan. Çok seviyoruz hocamızı. Bize yani bir aile gibi görüyoruz. Yani hani böyle çekinmiyoruz. Canımız sıkılsa hocamızla depreşiyoruz. Aynen. Bir şey olsa hocamıza anlatıyoruz. Beraber bir şekilde her şeyi yoluna koymaya çalışıyoruz. Aynen, aynen. Vallahi çok güzel. Yani tüm hanımları bekliyoruz, gelsinler buraya. Evet, boş yani evde boş vakit geçirmektense böyle şeyler yapıp yani bana... Çok bayağı bir sattım ben yani. Hı hı, maşallah. Ama ihtiyaçlarımı, kendi ihtiyaçlarımı, evimin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Yani çok fazla da değilse yine de. Tabii canım. Harçlığımızı çıkardık. Yani bir de vakit öldürüm. Yani çok boşa gitmiyor. Bir şeyler aynen üretiyorsun. Geçen yıl da mesela poşetlere hani kaldırıldığı için, hı hı, herkes böyle kullanmadığımız malzemeleri pazar çantası yaptı. Kullanmadığımız bir kumaşı getirdik, onu yaptık, arkadaşlarımıza verdik, hı hı, akrabalarımıza verdik. Güzel oldu yani. Yani çok güzel. Şimdi bu sene neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu sene hocamla koreografi yapmayı düşünüyorum ben. Hocam yardımcı olursa beraber yapacağız onu. Hı hı. Yine kanepçe yapmaya devam. İnşallah biraz rahatsızdım. Hı hı, geçmiş olsun. Yani onu biraz atlatırsam kanepçeye devam edeceğim. Ha, güzel. Peki 3 sene önce buraya gelmeden sonra geldikten sonra da hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Valla benim en azından evde oturmaktan, günlere gitmekten kurtulduğumdu yani. Yani günler de güzel, bir şey dediğimiz yok ama yani sürekli güne gitmek de iyi bir şey değil. Kesinlikle. Yani çok güzel zamanlarım geçiyor burada benim. Çok da güzel şeyler öğreniyorum. Başkalarına da yani yardımcı oluyorum yapmaları için. Onları, arkadaşlarımı çağırıyorum, hani gelin gelebiliyorsanız. Şimdi arkadaşlar da, siz buraya bir arkadaşınızı getirseniz burada. Mesela ben buraya geldim. Ay, ondan sonra dedim ki ay gideyim bir çok sobada çay var mı acaba, içeyim edeyim yani. Öyle yapanlar var. He, yani sırf şu sobanın hatırına gelir, evet, insanlar herhalde yani bir şey yapmasın. Sonra mekanın çok böyle şey olması güzel. Ufak, sıcak. He, tamam, günlere de gidiyorsunuz ama o kadar güzel ki. Kerpiçten bir ev. İçeride soba var, çay var. Yani hanımlar çok böyle sıcak, birbirlerine yakınlar. Ev gibi ya. Ev bir gibi. Evin gibi. Ya hiç böyle yabancı hissetmiyorsun kendini. Yani çok güzel bir ortam. Çok güzel. Yani bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Yani çünkü evde oturmak sıkıcı bir şey. Ben daha önceden çalışıyordum evlenmeden önce. Hı hı. Evlendikten sonra bıraktım. Yani evde oturmak gerçekten zor. Değil mi? Bir yani... şeylerle uğraşmak güzel bir şey yani. Üretmek. İnsan kendi kendini hasta ediyor evde oturduğu zaman. Yani bence her yani bu nerede bir kurs varsa bence gidilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Hiç şura böyle, bura böyle demek yok yani. Bence evde oturup
Yani evdeki eşyalarla mesela şu çiçekler diyelim, yani bu çiçek mesela evde bir şeyin kullanmadığı eskilerden kalan birilerinden buluyordum. Aynen. Onlar da hani gidip illa da para verecek diye bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle. Onları alıyordum, oradan yapıştırıyordum. Hani böyle illa aynı renk olmak zorunda değil. Kesinlikle. Ha, tamam, bunu mesela veriyorsun ama bunun da onun parasını çıkarabiliyorsun. Aynen. Bunlardan hani buna aynen malzemeye para gitmiyor. Oo, paspasa, ne güzel paspas. Paspasa da İnsan yine böyle çok... bunu kapının önüne koyamaz. Verdiğim çalarlar. Verdiğim birkaç, bayağı sattım bundan. Arkadaşlarım, aa, akrabalarım aldı. Ha, siz yapıyorsunuz. Vallahi çok yaptım. Güzel. Yaptım. Daha farklı çiçek modelleri var. Daha farklı çiçekler yani isteğe bağlı. Hmm. Kim nasıl istiyorsa ona göre yapıyoruz. Böyle aile sizin verdiğiniz tepkiyi çok veriyorlar. Yani, bunu çalarlar diyorlar. Çalarlar kapıda. Buna basılmaz diyorlar. Çok güzel yani. Bu çiçekleri tabii dışarıdan alıyorsunuz değil mi? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok, bu çiçekleri dışarıdan alıyoruz ama hı-hı, işte hani onu kesiyorsun, yerleştirmesi var. Hani şey, kolay bir şey, zor değil aslında. Aynen. Ama mesela bazen de evde kullanmadığımız çok çiçekler oluyor yani. Annelerimizden, babaannelerimizden. Hı-hı. Onları bile alıp hani onlar atıyorlar, çöpe atılıyor. Yani. Ben onları mesela attırmıyorum. Mesela kanepçe iplikleri. Yenisini zaten alabiliyoruz ama akrabalarda sordum önce, hani var mı sizlerde? Allah razı olsun, hepsi de yardımcı oldular, i̇yi, verdiler yani. İyi, şey, iyi. Çünkü hepsi diyor ki kaç tanesi de atmış yani o ipler. Yani tabii, insan üzülüyor. Şimdi ben çok üzülüyorum mesela. Buradan o ipler söyleyin o zaman. Kanepçe iplerinizi atmayın bizlere. Tülay Çelik, aha, evliyim. Bir kız annesiyim. Maşallah. İşte kursa gelerek yaptığımız el işlerini değerlendiriyoruz. Hı hı. Burada bilmediğimiz her şeyleri hocamızdan alışıyor. İğne dantili, çoğunlukla iğne dantili üzerine ben çalışayım. Keçe çanta. Bunları hep siz yapıyorsunuz? Hı hı, hepsini biz yapıyoruz. Ve bunlar satılık da? Satılık, çeyiz olarak yani. Evet, şeyler öyle, çok güzel. Yerleri çok güzel. Hı hı. Harika. Örgü yapıyor. Şu iğne oyaları, bunlar evet, da size. Oyası. Bunlardan bu, ne yapıyorsunuz? Ondan havlu kenarı yapmışım, fazla gelmiş, sadece orada duruyor. Mekik işi, hmm, misafir odası tahtamı yapmışım. Evet, şunlar patikler. Bir de size şeyleriniz vardı, böyle antika bir şeyleriniz vardı sizin. Antika bir şey işte. Bunları yeni mi yaptınız hepsini? Evet. Ha, bunların hepsi yeni, hı-hı, yapılmış. Bunlar satılık mı? Evet, satın. Evet hanımlar, haberiniz olsun. Böyle bebek görmeye falan gidecekseniz bu kültür mahallesindeki halk eğitimin yerine gelin. Burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Bebek takımları var, bebek gelekleri var. Sonra yazmalar var. Açabilirsiniz. Hepsi çok şey güzel, harika. Yani. Yerleri çok, hı-hı, güzel. Siz kaç senedir geliyorsunuz Tülay Hanım? 3 senedir. 3 senedir geliyorsunuz. Evet. Hocam açalı belli, yanındayız, devamlı geliyor. Peki 3 senedir hayatınızda neler değişti? Valla en azından... Bundan önce 3 sene önce evde miydiniz? Evet, hayır, hiçbir yere gitmezdim. Aha. Hocam açtı, onunla beraber kursa gelip gidiyor. Ya güzel, günlere gidiyorduk, gezmelere yan gitsin ama böyle buranın tadını değil vermiyor. Değil mi, buranın tadını hiçbir şey vermiyor? Hayır, hiçbir şey vermiyor. Yani bazı zaman ablama diyeyim ki abla sen git, ben gelmeyeyim. Ben yani bir baş kursa gitmek için. He. Yani bu dört gözden öğleyi bekleyip bir devamlı kursa geleyiz. Yani çok güzel geçiyor kursumuz. Hı hı. Yani şimdi şunu öğrenmek istiyorum Tülay Hanım. 3 senedir geliyorsunuz. Evet. 3 sene önce ne yapıyordunuz? Evde miydiniz? Evdeydim. Hiçbir yere gitmedim yani. Peki bu 3 sene zarfında hayatınızda ne gibi değişiklikler çok oldu? Çok değişiklikler oldu. Hı-hı. Çok yani bilmiyorum. Arkadaş çevresi edindim. Kendime bir özgüvenim oldu. Hı-hı. Evet yani özgüvenim çok oldu kursa gelerek. Hocamız da bize her yönden yani destek verdi. Hı-hı. Keçeden çanta yaptım. Önlükler yaptık. Kot, eski kotlarda. Yani böyle. Peki daha önceden böyle şeyiniz var mıydı? Evde oturan insan daha böyle şey olur, kendini ruhsal sıkıntıya sokar, aynen, eder. Aynen, ruhsal sıkıntımız vardı. Hı-hı. Ama mesela kursa geldikten sonra o sıkıntımızı yani atlattım. Yani çünkü bunları söyleyin ki evde oturan hanımlar, çünkü bizim hanımlarımız çok şeydir, kendi kendine dinler, bir şey yapmaz, hı-hı, etmez ama evin işi de ne biter ne eksilir. Aynen. Ama buranın ortamı da o kadar güzel ki, sağ olsun hocanız çok candan bir, evet, insan.
Diğer arkadaşlar öyle çok candan. Yani ben buraya geldim ve sanki böyle şey gelmiş gibi geldim. Çok böyle eski bir mekan. Ondan sonra zaten apartmanların arasında görünce şaşırıyorsunuz. Hiç böyle bir şey beklemiyorsunuz kurs olarak. Daha böyle apartman falan bekliyorsunuz. Ama kerpiç bir bina. Çok güzel. Evet, evet. İçinde sobası var. Çayınız falan var. Her şey yani çok güzel. Evet. Tülay Hanım, sizin son defa söylemek istediğiniz neler var? Sizden son alalım. Son defa söylemek istediğim bütün bayanların böyle ortamları arayıp bulmaları. Kursumuza katılmaları. Gel. Yani çok güzel bizim kursumuz. Hocamız çok ilgileniyor bizlerle. Yani kardeşimle beraber de 3 senedir gelip gidiyoruz. 3 senedir evet. Geliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım. Ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Selam söylemek istediğin kimseler var mı? Selam söyledim. Hiç yabancı. Yani başka şehirde yok. Hep bir tanıdıklarım burada. Hepsine selam söylerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Sesi gelen kızımız buydu deminden beri. Şimdi biz ondan kapanışı yapalım. Hanımlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. El emeği göz nuru olarak bizler bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Canı sıkıldıkça kurslara gelin. Buralar çok güzel. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi el salla bakalım. El salla.